Doğanlık bir durum anlıyor. Bizi camilerde, birçok yerde Peygamber Hakkı'nın kuruluyor. Ben yaralıysa başlamıştık, yaralıcı devam edeceğim. Ama söylenenleri de çok tekrar etmek istedim. Onun için ayrı benden çalmakta yararlanıyorum. Peygamber, tek ses, insanın tek sesi seçiliyor. Ama bu konuşmaların içerisinde çok dikkatimi çeken farklı tarikat mensuplarının, farklı din anlayışı olanların dinin farklı yorumlarını, çok ciddi bazı handikapları var, yani problem. Problem ne? Bazılarının, öncesinde değil, ilerli yerine koymamak. İslam'da çok ciddi bir durum var. Her şey bir ölçü üzerinde yaratıldığını bize söyleniyor. Teraziyi yanlış şart ettikleri zaman ayette, denildiği zaman ayette, o bize mal satarken yalnız satmamak anlamına gelmiyor. Bilgi verirken de, bilgi verirken de, bir konuda fikir ileri sürerken de teraziyi doğru tutmak lazım. Yani ben neyi, neye göre konuşuyorum diye konuşmanın düşünmesi lazım. Ayrıca o konuşmadan sonra o kişiye de çok rahatlıkla soru sormamız lazım. Buna açık olmamız lazım. Benim gibi niye düşünmüyorsun sorusu soru değil. Niye böyle düşünüyorsun sorusu soru. Böyle burada Peygamber hakkında dikkat edeyim ama şu çerçeveden bakmanızı rica ederim. Testis düşüncesine kapı açacak birçok cümle geçiyor. Testis düşüncesi nedir? Kur'an'da yasaklanan bir şey. Net olarak yasaklanan. İsa'yı, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğulluğuna, hatta dünyada Allah'lığa çıkarmak. Kiliseye gittiğinizde birçok kilise uygulamalarında mihrabın tam ortasında haça gerilmiş Hazreti İsa vardır. Tam ortasındadır. Mihrabın tam ortasındadır. Kiliseye gidin, bakın, görün. İzmir'de 6 tane kilise var. İstanbul'da bayağı var. Gidip görün. İtalya'ya, Vatikan'a gitme imkanınız olursa daha da başka bir şey göreceksiniz. Veya birçok kilisede, bazilikalar hariç birçok kilisede İsa belinde bir kumaş parçası, biraz kuşak gibi dolanmış. Şu böğrünün tam buradan kan akıyor. Boyun hafif eğik. Başında dikenli bir taç var. Eller ve ayaklar çivilenmiş. İki ayak üst üste. Böyle bir mazlum ve gayet felaket durumda birisi. Ve onun önünde onun adına dini ayini kuranların, yürütenlerin inanılmaz giyimleri var. Beni ilk etkileyen şeylerden biri olmuştu. Kavuklar müthiş, giyimler, altın sırmalar. Bize de gelmeye başladı. Bizde de oldu. Benim çocukluğumda yoktu. Bir beyaz veya siyah bir, yani bizim laboratuvarda giydiğimiz gibi bir gömlek giydirdi. Şimdi bakıyorum sırmalar artıyor. Süsler artıyor. Laleler, sümbüller, nakışlar. Sanki o yakalar büyüdükçe insan daha bilgili oluyor. Bunlar yok. Bunlar İslam'da yok. Ama uygulamada var, olabilir. Hatta İslam adına uygulamada var. Biz bunları ne kadar kabul edersek o kadar yürüyor bu işler. Ne kadar etmezseniz o kadar yürümüyor. Peki kutlu doğum haftasıyla ilgisine bizim peygamberimiz böyle yaşamamış. Sahabe kendi ölümünden sonra onu putlaştırmamış. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey.
kendisi dahil mezarının tam ziyaret yeri olmaması gerektiğini söylemiş, net ifade. Giden görür nerede yatıyor, nasıl yatıyor, nasıl oluyor. Vahabilikten hiç bahsetmiyorum. Vahabilikten bahsetmiyorum. Arkadaşlar, Kur'an'ı açıp lütfen, bugün onu hazırlamıştım ama üstad biraz değişelim dedi. Kur'an'ı açın, ister Diyanet'inkini, ister başka birininkini, fihristine bakın. Hazreti Muhammed veya peygamber, İslam peygamberi diye. Orada referans verilen ayetleri açıp okuyun. Bir de size anlatılan peygamberi düşünün. Çakışıyorsa eyvallah. Çakışmıyorsa reddedin. Kimin söylediği hiç önemli değil. Hangi büyük alimin söylediği hiç önemli değil. Alimin büyüklüğü doğru konuşmasıyla ilgilidir. Yoksa reklamlarla ilgili bir şey değil. Ona tabi olanların 1 milyon, 5 milyon, 50 milyon olması hiçbir şey değiştirmez. Yanlışsa yanlıştır. Hiç yolu yok. Ölçüsü de Kur'an. Bu kadar. Gene gelelim teraziye. Kumaş alırken, ya benim elim ölçüdür deyip size kumaş veren olsa, hiç içinizde ya kardeşim orada metre var, ölçer misin diyen olmuyor mu? Karpuzu da, ya bu 10 kilo gelir işte, şu kadar tutar diyenden karpuz alıyor musunuz? Almıyorsunuz. Tart bakalım kardeşim diyorsun. Ha. O zaman bilgiyi de tartın ya. Gayet basit, bunu hayatımıza aktaralım artık. Bu korkunç bir şey yani. Nasıl kabul ediyoruz bunu? Ben buna inanamıyorum. Peki peygamber için altı çizilen neler var Kur'an'da? Ya bizim peygamberimiz nasıl bir peygamber? Bir kere yaptığı hizmetten dolayı hiçbir karşılık istemeyen, Kur'an'da uyarılmış. Hatta insanlara nasıl bir peygamber olduğu konularında anlatılmış. O size tebliğ ediyor. Karşılığında bir şey istiyor mu ki? Net yazılı bu. Demek ki sizden birileri bir şeyler istiyorsa tebliği para için yapıyor. Geçin onu. O günlük verin, kurtulun, bir daha gitmeyin. Ondan size yarar gelmez. O sünneti çizdi bir kere. Kur'an'ı da çizdi. Kur'an adına konuşuyor. Canım vakıf kurmuşlar. Kardeşim vakıf kurmuşsa kurmuş. Her cuma hutbe iniyor. Şuraya para verin, buraya para. Dilenci kasesi gibi ya Gami. Ben bunu yetkili kişiye söylediğim için söylüyorum. Oraya koyarsın bir sandık, atan atar, atmayan atmaz. Ya yazık, buna nasıl isyan etmiyor insanlar, nasıl kabul ediyor? Hayret bir şey. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Biz bilgili olmak zorundayız. Peki başka ne diyor peygamber hakkında? Herkese tevazuyla davran. Uyarılıyor, kendisi uyarılıyor. Onun daha iyi anlamayacağını nereden biliyordun da boynunu çevirdin? Körmüş, üstü başı perişanmış. Olabilir. Abese suresi. Hayır, herkese tebliğ et. Herkese saygıyla tebliğ et. Peki başka ne diyor? Altı çizilerek başka bir şey daha söylüyor. Sen onlara güzellikle anlatmasaydın, şimdi çevrende bu insanlar olur muydu? Demek ki biz peygamberin doğumunu kutluyorsak, abartılardan kurtulup, ister kurtulun ister kurtulmayın, Kur'an ölçü koymuş. Ben size ondan bahsediyorum. Çocuk değilsiniz, ben de çocuk değilim. Kimse kimseye nasihat etmez ama Kur'an ölçüsü bu. Kur'an ölçüsü şu. Demek ki siz bilgili olacaksınız ve insanlara güzellikle hitap edeceksiniz. Tamam, sünnete uydunuz. Siz Allah'ın kulu olduğunu kabul edeceksiniz ve bir şeyler elinizde varsa veriyorsanız karşılık beklemeyeceksiniz. Sünnet bu. İşinizi yapacaksınız. Bunu ölçü üzerine yapacağız. Bunu dengesinde yapacağız. Dengeyi bozmayacağız. Teraziyi değiştirmeyeceğiz. Bunun dışında o kadar çok şey var ki, ama hakikaten Allah rızası için, Allah'ın rızası için kitabını okuyun.
Erkekler özellikle her cuma dinliyorlar. Kadınları camiden medhettikleri için onlar dinleyemiyor cuma hutbesini. Ama Kur'an medhetmiyor. Kur'an medhetmiyor. Ayet çok net. Ne diyor? Her hutbenin sonunda dininizi tamamladım. Bu İslam. Kitabınız Kur'an. Size açıp okuduğunuzda anlamazsınız diyenleri anlamayın. Anlamamazlıktan geçin. Çok büyük şansınız var. Çok büyük şansımız var ki anladığımız lisanda hiç olmazsa mealler var. Bundan 100 sene evvelki insanlar değiliz. Peki kutlu doğum. Tamam. Peygamberlik kendisine daha sonra tebliğ edilmiş 40 yaşında. Peki doğum hakkında kendi alanımdan biraz konuşayım. Kur'an'da ne anlatıyor? Doğum hakkında ne anlatıyor? İşte Yasin'in bir bölümünde nütfeden oluşmuştur insan diyor. Bakın orada çok önemli bir kelime yok. Sadece. Şimdi kalkıp da insan nütfeden oluşuyor diye sadece diye sorarsanız müthiş bir bilimsel hata yapmış olursunuz. Bütün bilimi çizersiniz. Nütfe yani erkek menisi ve bakıyorsunuz meallerin birçoğunda sperm yazılı. Ya insan yazarken biraz düşünür. Ya da okurken biz düşünelim. Sperm ne zaman biliniyor? Mikroskoptan sonra. Tarih 1700'den sonra. Sperm görecek mikroskop ne zaman? 1830. 1830'dan sonra. Spermi tespit etmek ne zaman? 1910. 1915. Demek ki Arapça'da bu kelime bu anlamda olamaz. Zaten değil. Karışık bir su demek. O kadar. Ha bu doğru. Çünkü tek başına spermden ibaret dediğin nütfe. Olamaz çünkü dölleme gerçekleşmez. Beraber olduğu sıvı rahim içindeki asitliği ayarlayacak, onu besleyecek. Kayganlık yaratacak. Şimdi biyoloji dersi yapmayalım ama o bir karışım olmak durumunda. Ancak o koşulda dölleme olabilir. O karışımdaki maddelerden biri veya birkaçı eksik olduğu zaman spermler sağlam olsa da mikroskopta bakıyorsunuz, ölçüyorsunuz. Spermler sağlam olsa da dölleme olmuyor. Olmaz da zaten. Peki annede ne oluyor? Annede doğumdan itibaren, doğumda gelmiş olan yumurta ana hücreleri var. Ha böyle 20 yaşına gelince pat diye yumurtlamıyor. Ana hücre var. Onlardan biri uyarıldığında o olgunlaşıyor. Ve döllenmeye hazır hale geliyor. Yani stok sayısı belli. Erkekte stok sayısı belli değil. Sürekli üretiliyor. Ana hücrelerden sürekli üretiliyor. Dişide ise işte 46 yaşına, 42 yaşına, 41 yaşına. Şimdi bir rakam söyleyeceğim. Aa menopoza girmemiş, girmiş diyeceksiniz. Onun için aralık vardır. Mesela tansiyon nedir normali? 7 ile 12, 8 ile 13. Hangisi hoca? İkisi de olabilir. Şeker 120. Hayır. 110 da normaldir, 130 da normaldir. Hangi durumda ölçtüğüne göre adamın tam kanını almadan sinirlendirirsin 5 dakika evvel. Şekeri fırlayıverir veya fırlamıştır. Biraz daha gecikirsin düşer. Range diyor. Buna aralık diyoruz. O kadar uzun boylu değil. Yani 41, 42 ile 46, 48 arasında bir yerdir. Çocukların buluğa ermesi de öyle. Yani 11-12 de olabilir, 14-15 de olabilir. Beslenmesine göre, aa benimki iyi beslendi, seninki beslenmedi diye bir şey yok. O genetik kurgusu, doğumda aldığı genetik bilgi ve yaşantısı onu oraya getirmiş. Tamam. Mesela demin bir arkadaş sordu, 4,5 yaşında çocuğu göğüsleri gelişmeye başlamış. Bu erken gelişim. İyi de bu doğumundan önce böyle olacağı zaten kayıttı. Ancak şimdiki teknikle ve düzgün bir
protokolü, yani sırayla neler yapılacağını yaparlarsa 10 sene evvel bu çocuğun durumu çok kötüydü. Ama şimdi sadece tamam, hiç hastalığı olmasa iyi ama şimdi sadece hayatını biraz daha düzenleyecek. İşte ne yapılacaksa haftasında, ayında, 15 gününde, 6 ayında onlar yapılacak. Ama büyük bir hasar görmeyecek. Şimdi arkadaşa bunu söyledim, hemen yüzü gülmeye başladı. Evet, son 2-3 yıldır bu duruma geldi. Peki, buradan devam edelim. Başka ne diyor Kur'an'da insanın oluşumu için? Alakadan başlıyor. Aslında bakın, onu da meallerde yazmışlar. Ne yazmışlar? Kan pıhtısı. Hayır. Yok. Arapçayı doğru dürüst bilenler, bunlar benim icadım değil ha. Ben de gidip sorup öğrenip anlatıyorum. Öğreniyorum. Hayatım boyunca öğreniyorum. Ne kadar öğrenirsem o kadar kar. Tutunan bir şey. Asılan, askıya takılan bir şey. Hakikaten doğru. Yumurta döllendiği zaman bir müddet sonra besin artık yetmez. Çocuğu geliştiremez. Hücreler çoğalmıştır. Anne rahmine tutunur. Rahim kanlanmıştır. Eğer yumurta döllenmemişse o kanlanmış kısım atılır. Aylık döngü böyle geçiyor. Eğer döllenmişse tutunur. Tutunur ve içine gömülmeye başlar. Neden? Çünkü beslenecek. Beslenecek. Çoğalıyor. Hücreler çoğalıyor. Başlamış, tetiklenmiş. Doğum bu yani. Doğum anlatıyorum size. Doğum öncesini anlatıyorum. Peki ne olacak sonra? Giderek kendine etrafı suyla kaplı bir kese oluşturacak. Bu kesenin önünde bir bölüm olacak. O bölüme kan damarları gelecek. Oradan da anneden kan beslenecek. Anne kanı çocuğa geçmeyecek. Anne kanı oraya gelecek. Çocuğun damarları, çocuğu besleyecek damarlar böyle, anneninkiler böyle. Bu karşılıklı gelecek. Buradan buraya bir şeyler geçecek. Buradan buraya da bir şeyler geçecek. Mesela hanımefendi soruyor. Hocam diyor, yani diyor, sigarayı bırakmasam olmaz mı? Bu sigarayı çocuk da içmiyor ki, ben içiyorum diyor. Vallahi devam edin diyorum. Ne güzel. Kanınızda yalnız o sigaradan sizin kanınıza ne geçiyorsa çocuğa daha da etkili olanları geçecek. Hiç merak etmeyin, 9 ay sonra en az 5-6 tane anormalliği olan çocuğunuz olacak. Devam edin, sayıyı arttırın, 10 tane olacak. Garanti. Nasıl profesörsün ya, dedi bir gün bana bir kadın. Vallahi dedim, kapıda yazıyor. Gördüğünüz gibi profesörüm, maaşım da profesör maaşı. Bu böyle olur. Çaresi gayet basit. Zehirlenmeyi kesin, çocuğunuzu da zehirlemeyin. Saygılı olun önce. Madem çocuk sahibi oluyorsunuz, o çocuğa saygı duyun. Buna hakkınız yok. Kendinize yapmaya hakkınız yok, ayrıca çocuğa yapmaya hakkınız yok. Evet, bu iş böyle. Onun için uyuşturucu kullananların ve sigara kullananların çocuklarının, hele hamilelikte kullananların sağlam doğma ihtimali hemen hemen yok. Yok. Mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Peki sonra ne oluyor? Sonra bir müddet sonra bu hücreler başlıyor el, göz, ayak oluşmaya. Peki bunlar oluştuktan sonra giderek organlar oluşuyor ve çocuk doğuyor. Kutlu doğum bu. Herkesin çocuğu kutlu. Neden kutlu? Ayet çok net. Tüm insanlara Allah kendi ruhundan üflemiştir. Tüm insanlar kutludur. Ahsen-i takvim üzerine yaratılmıştır. Ama esmer-i safiye atılmıştır. Gayret insana düşer. Tüm insanlar, Kur'an'a göre böyle. Net yazılı. Ben de kendimi, vallahi bazen ne oluyor, o günlere geri gidiyorum böyle. Doçentlikte böyle ders anlatırdınız, şimdi kalktı. Jüri böyle oturur, şimdi üstad da dinliyor beni. Ya diyorum, bir hata mı yapıyorum? Şimdi doçentlik dersi anlatırken anlatıyorsunuz, hocalar da bakıyor. Şimdi
gülümseyen var, kaşını çatan var. Ya ulan yanlış mı söylüyor? Bir de saat tutarlardı 45 dakika. Tak bitecek, ben de bir 10 dakika içinde bitireceğim. Uygun mu? Şimdi bakın, hayat bir başka kişinin hayatı böylece başlıyor. Size halen bağımlı olan bir hayat. Size halen bağımlı bir olan. Peki Kur'an'da bunun için başka ne yazılı? Demin bir hanımefendi sordu. Başka ne yazılı? Su ve topraktan yarattık. Peki su ve topraktan yaratılan insana Allah kendi ruhundan üflediğinde, ahseni takvim üzerine yarattığına göre su ve toprak önemli mi değil mi? İşin esasında var. Peki topraktan insan yapabilir mi insanı? Yakındır. Yakındır. 15 sene evvel konuşsaydım pek yakındır demezdim ama şimdi yakındır. Muazzam bir hız. Nasıl bir hız? Şöyle bir hız. Toprakta bizi biz yapan genetik dediğimiz bütün kimyasal maddeler var zaten. Öyle değil mi? Bugün yediğiniz yemekten bir sürü hücreniz oluyor şu anda. Bir sürü hücreniz öldü, bir sürü hücreniz oluyor. Vücudunuz öyle doğdunuz bitmedi ha hayat. Sürekli doğuyor. Sürekli doğuyor. Teniniz 3-4 ayda bir olduğu gibi değişiyor deriniz. Kanınız 120 günde bir tamamı değişiyor. Hangi yaşta olursanız olun. Bu böyle. Doğum devam ediyor sürekli. Zaten bu Kur'an'da da böyle. Evren içinde böyle yazılı. Evren, biz evreni yarattık, bitti bu iş diye bir şey yazılı değil. Bunun sürekli bir oluşum halinde olduğu ve devam ettiği yazılı. Durum da bu. Peki toprakta ne var? Toprakta bunların hepsi var. Daha evvel de söylemiştim. İnsanı yaktığınız zaman aşağı yukarı bir kilosuna falan biraz değişiyor. Çok değişmiyor kiloya göre. Çünkü su toplamış, yağ tamamen yandığı için fazla kül bırakmıyor. Şöyle şu avuca filan sığıyor. Ölçtüm. Hindistan'da yakıyorlar. Külleri kavanoza koyuyorlar. Ganja atıyorlar. Biraz bakabilir miyim dedim. Evet. Krematoryum Avrupa'da da yakılıyor. Şimdi peki bunların hepsi toprakta var. Peki insanoğlu bugün ne yapabiliyor? Biraz ondan bahsedelim. Noktalayalım. Bu anne rahmindeki hikayeyi anlattık. Peki laboratuvarda ne oluyor şu anda? Laboratuvarda şu oluyor. Topraktaki değişik madenleri, fazla çeşite de yok, ihtiyaç yok. Alıp tüplere koyup bir kere genetik maddeyi sentez ediyorsunuz. Yani falanca genetiği bozuk kişiyi veya virüslere diyelim, mikroplara diyelim, şu anda genetik nakil yapıyoruz. Tamam. Bunu baştan yapmamız mümkün. Dikkat edin, mektup yazarmış gibi genetik bilgi yazmamış mümkün. Yapılıyor. Ve bundan 6-7 yıl evvel bir mikrobun tüm genetik bilgisi topraktan sentez edildi, suyla karıştırıldı, kondu, mikrop hala yaşıyor. Peki deminki hikaye, spermoymuş, nütfe buymuş hikayesinden neler var? Biraz da ondan bahsedelim ve noktalayalım. Bilmediğimiz bir şeyi söyleyeceğim unutmadan. Unutursam söyleyin neyi bilmiyoruz bu konuda diye. O da şu. Bir spermi alıp ayırıp yumurtayı da anneden dışarıya alıp yumurtanın içerisine sokabiliriz. Yani spermin kuyruğu olmamış, efendim etrafındaki maddeler iyi olmamış, dödleyemiyor filan, bunların hepsi geçmişte kaldı. Bunu alıp, seçip yumurtanın içine sokabiliriz. Yumurtaya hangi spermin girdi yumurtayı ilgilendirmiyor. Bizde iki tane tabir vardır. Bir, hukuki baba. İki, biyolojik baba. Hanıma biz sorarız, çocuğun genetik hastalığı varsa, bu beyefendi, tabii beyefendi odada yok. Bu çocuğun biyolojik babası mı, hukuki babası mı? Çünkü
yanlış bilgiyle hareket edersek deneyler müthiş sarpa sarıyor. Hanımefendi genelde %90 bana hiç tersi rastlamadı. Bir kere gördüm yurt dışındayken. Söylüyor. Yani diyor hayır diyor o değil diyor falanca diyor. Ya diyorum oradan biraz saç ya da bir şey getirebilir misiniz? Getirirseniz iyi olur. Teşhis daha çabuk olur. Daha doğru olur. Peki spermden bu nasıl oluyor? Herhangi bir spermi alıp herhangi bir laboratuvarda da kimseyi ilgilendirmez bu. Laboratuvarda kapıdan girdiği zaman yumurta var, sperm var. Tamam. Bunu dölleyeceksin yavrum dediğin zaman asistana döller onu. Alır onu döller. Tamam. İki gün sonra da git bak bakayım mikroskopta ne oldu diye bakarsınız. Çoğalmaya başladı hocam der. Güzel. Bir tane de müstakbel anne bulursunuz. Şimdi suni rahim yapılmaya çalışılıyor. Üç aşağı beş yukarı yapılmak üzere. Herhangi bir kadına da yerleştirirsiniz. O da taşıyıcı anne olur. Bakın anne var bir de taşıyıcı anne var. Taşıyıcı anne tabiri bu. Bu da tüp bebek. Tamam. Peki hastalıklı olsun olmasın bizim ailemiz hasta, kutlu bir çocuk hasta olmasın filan diye düşünüyorsanız o zaman yine yumurtayla spermi alırız, alınır laboratuvarda. Bunlar yapılıyor 15 yıl, 20 yıl oldu başladı. O çoğalıyordu ya hani anne rahmine tutunacaktı. Daha tutunmadan tüpte çoğaltıp anneye koymadan oradan bir tane hücre alırsınız. Tek bir hücre alırsınız. O tek hücrede bu ailedeki hastalık var mı diye bakarsınız. Bunlar hep yaptığımız işler. Eğer 5 tane yumurta döllemişseniz hangisi genetik hastalık taşımıyorsa onu anneye koyarsınız. Hanımefendi %100 çocuğunuz bu hastalık açısından sağlam doğacak. Ama kardeşi ölmüştü, amcaoğlu da ölmüştü, bilmem kim de olabilir. Bu çocuk bu hastalıkla doğmayacak. Bakın dikkat edin, hastalıksız olmayacak demiyorum. Bu hastalıkla, sizin ailenizde olan şu hastalıkla doğmayacak, bundan dolayı da ölmeyecek. Bunu da net söylersiniz. Bunları yapan insanlarda da iki şey gelişir. Bir, yani biz bunları yapıyoruz, ya, tanrısal bir gücümüz var, art hurt edebilir. Ya da oturup düşünür, bana bunu yapacak gücü, aklı, bilgiyi Allah nasip etti. Ya Rabbi şükür deyip işini yapmaya devam eder. Bir üçüncü insan tipi var, hain adamlar. Allah'ın kaderine karşı geliyorsunuz. Hepinizi yakmak lazım diyenler. Onlar beni ilgilendirmiyor. Çünkü bu konuşanlara böyle hayatım boyunca birçok tanıştım. Başına dert geldiği zaman gelip kapınızı çalıyor. Hocam bunu nasıl yapsak? Ha. Peki neyi bilmiyoruz bütün burada? Ruh. Bilimin alanı, bilim ilgilenmeye çalışıyor ama tanım alanında yok. Ama şu anda İnsan ruhunun kopyalanmasıyla ilgili çok ciddi bilgisayar programı geliştirilmeye çalışılıyor. Davranışsal özellikleri bilgisayara hemen hemen yüklendi. Beynin 10 bin hücrelik bir simülasyonu yüklendi, var. Şu anda suni insan yaratılıyor. Bir tanesi mekanik olarak, bilgisayar programı olarak yaratılmaya çalışılıyor. Öbürü laboratuvarda yedek parça diye başladı şimdi. Böbrek, akciğer, deri zaten yapılıyor. Damarlar yapılıyor. Yani alıyorsunuz. Bu koyunda ve domuzda yapılıyor. İnsan genleri bunlara aktarıldı. Bunlar da kalp. Kalp şu anda bir kalp alınıyor. Tamamen boşaltılıyor. İçerisi tekrar hücrelerle doldurulup hayvana nakledildi, yaşıyor. Evet. Kediniz, köpeğiniz, hepsiniz bir tane de insan yapıyor bu işi. Klonlanıyor. Yani bir tane hücresini alıyorsunuz. Ölüp gitse bile o hücreden bir kedi daha yapıyorsunuz. Bir köpek daha yapıyorsunuz. İnsan da yapılır. Hiç teknik olarak hiçbir mahsuru yok. Bunlar mümkün laboratuvarda. Ruh ne olur? Ruhu bilmiyoruz. Ruh inanç alanımız. Ruh hastalıkları diye bölüm var hastanede. Ama ruhu göster diye bir şey yok. Ruhun röntgeni halen çekilmiyor. O çekilmiş fotoğraflara filan da İnanmayın, uydurma bir sürü işler.
Yani ruh uçuyormuş, kaçıyormuş, azıyormuş, atlıyormuş, zıplıyormuş. Bunlar yok. Bunu bilmiyoruz halen. Ama belki de öğrenebiliriz. Onun için hepimiz kutlu olarak doğduk. Umarım insanlığımızı gerçekleştirdiğimizde işte o esveri sahibisinden kurtulup da ahsen-i takvim üzerine yaşayan, peygambere layık olan bir ümmet insanı oluruz. İnşallah. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.